Allah huzurlu, mutlu bir yuva nasip etsin. Bütün evlenecek olanlara, bekarlara, evlilere de o hayatı sürdürecek güzel bir hayat tarzı, sevgi, muhabbet, meveddet eşler arasında nasip eylesin. Müslüman olmayan biriyle evlenmek caiz midir diye sormuş arkadaşlar. Müslüman olmayan biriyle bir Müslüman evlenmeyecek. Kadın ise bir Müslüman, zaten erkek olsun kadın olsun müşriklerle evlenilmez. Kur'an'ın emridir. Ama erkek ehli kitabın kadınları size helal kılındı diye ayet-i kerime Maide suresinde. Dolayısıyla böyle bir evlilik yolu açıktır. Ancak Kur'an hemen peşinden der ki bir simsiyah köle bile olsa efendim ayağı kesik işte burnu kulakları kesilmiş tabiri caiz hadislerde de var. Böyle bir köleyle, Müslüman bir köleyle evlenmeniz o ehli kitapla evlenmenizden daha hayırlıdır. Ruhsat verilmiş erkek. Kadın ise yine Tahrim suresinde diğer ayetlerde de Müslüman bir kadın, Müslüman olmayan gerek müşriklerle gerek ehli kitap ya da başkasıyla evlenemez. Çünkü neslin muhafazası, neslin korunması gerekir. Nesli korumak lazım. Evlilikte denklik nedir? 8 madde söylüyorum mutlu bir yuva için. Onlardan birincisi saraya layık olan sokakta kalamaz. İkincisi de herkes dengi dengine, soyu soyuna, huyu huyuna denk olsun. Evlilikte denklik çok önemli. Geçim için, mutluluk için elzem bir şarttır. Seversin, denk olmaz. Tahsili farklıdır, soyu farklıdır, huyu farklıdır. Ama işte o sevgi onu kapatır. Fakat fakirlik, zenginlik, yetişme tarzı hepsi ayrı ayrıysa bunlarda mutluluk sürekli olmaz. Sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla denk olmasına özen göstermek lazım. İstisnası elbette olabilir. Denk olmadığı halde çok mutlu olmuş çiftler de olabilir. Ama genel kaide dinimizin de peygamberimizin de istediği denkliktir. Her bakımdan denk olursa daha mutlu olur. Ama şu şöyle değil. Mesela ikisi de çok konuşkan. İkisi de çok panik atak. İkisi de çok cevval. İkisi de çok baskın. İkisi de çok gayretli. İkisi de çok ne bileyim çok okumuş, çok bilmiş. Burada çatışma da çıkar. Alan çatışması çıkar. Biri konuştuğunda diğeri susabilecek. Birinin farklı yönleri kıymetlidir. Diğerinin farklı yönleri öne çıkacak. Böyle birbirini tamamlayacak. Onun için mesela ekip çalışması başarıyı getiriyor. Neden? Benim farklı bir tarafım var, sizin farklı bir tarafınız var. İşte buradaki arkadaşım farklı bir taraf. Bunlar birleşince devletler de böyle, milletler de böyle, aile de böyledir. Resulullah Efendimiz onun için diyor ki mesela uzaktan evlenin, çocuğunuz zeki olsun. Yani akraba evliliğinde aynı genler geliyor. Neysen olsun, senin sülalen neyse öyle. Ama uzaktan evlendiğinde başka karakterler, başka vasıflar, kabiliyetler de o ailenin içerisinde birleşiyor. Birken iki oluyor, iki iken dört oluyor. Güç ve kuvvet daha farklı oluyor. Böyle de bir farkı vardır. Anne babanın haberi olmadan evlenmek bazı mezheplerde özellikle kız çocukları için velinin izni şarttır. Velinin izni olmadan olmaz ama Hanefi mezhebi 18 yaşına gelmiş, rüştüne ermiş yani ayaklar üzerine durabilen bir gencin anne babasından izin almasını gerekli saymıyor. Güzel sayıyor ama gerekli saymıyor. Kur'an-ı Kerim yalnız bir şeye dikkat çekiyor. Estağfirullah ve enkuhu leyama minkum diyerek evlendirmeyi büyüklere, anneye, babaya, büyüklere yüklüyor. Demek ki evlilikte büyüklerin sözü önemlidir. Bunu yabana atamayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.